Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem lezzetiyle hem görseliyle çok pratik bir tiramisu tarifiyle geldim. Öncelikle derin bir tencerenin içerisine 3 su bardağı süt ekliyoruz. Üzerine de 1,5 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 tane yumurta sarısı ekleyip çırpıyoruz. Genellikle tatlılarda buğday nişastası kullanıyorum. Bunun nedeni daha parlak görünmesini sağlıyor. Ocağımıza aldığımız kremamızı yoğun kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bu arada videomu izliyorsanız eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Kremamız fokurdadıktan sonra içerisine 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip çırpalım. Son olarak içerisine 200 gram labne peyniri ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ve kremamız hazır. Bir kasenin içerisine yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1 yemek kaşığı Nescafe, 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyoruz. Yaptığımız karışımı geniş bir tabağa alıyoruz. 18,5 santimlik kelepçe kalıbımızı servis tabağımıza yerleştiriyoruz. Sonrasında kedi dili bisküvilerimizin şekersiz olan kısmını yaptığımız karışıma batırıyoruz. Şekerli kısmı kelepçeye gelecek şekilde dizmeye başlıyoruz. Bu arada kedi dili bisküvilerini dizerken alt tarafa gelen kısmını düzleştirirseniz, düz bir şekilde keserseniz daha rahat dizebilirsiniz. Taban kısmında bisküvilerin iki tarafını da ıslatıp diziyoruz. Kelepçenin kenarına dizerken kestiğimiz parçaları da kalan boşlukları dolduruyoruz. Bisküvileri yerleştirdikten sonra yaptığımız kremanın yarısını bisküvilerin üzerine ekliyoruz. Üzerine tekrardan kedi dili bisküvilerini ıslatıp yerleştiriyoruz. Kalan kremanın tamamını da üzerine ekliyoruz. Tiramisu'yu yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra kelepçeden çıkartıyoruz. Kenarlarının açılmaması için kurdele ile bağlıyoruz. Kurdele ile bağladıktan sonra üzeri için kakao serpiyoruz. Üzerine de çikolatayla süslüyoruz ve buzdolabında 3 saat boyunca dinlenmeye bırakıyoruz. Bu tarifi eğer yapacaksanız size tavsiyem bir gün öncesinden yapmanız, o zaman daha lezzetli oluyor. Görünüşü pastanede satılan hazır pastalar gibi. Misafirleriniz bu pastaya bayılacak. Umarım siz de bu tariften memnun kalırsınız. Şimdiden bu tarifi deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın.